çay demliyor. Mesela ne bileyim gidip onun demine sırf çay içesin var yani. O kadar maharetli. Doğru. Kimisi çay demliyor. Olmuyor o kadar yani. Şimdi neye göre değişiyor? Hemen biz de anlatalım. Çay şimdi çaylarla ilgili özellikleri anlatayım. Ben bunu Karadenizli kardeşlerimle de konuştum. Birçok yörelerle de konuştum. İyi. Kimisi mesela bunu alır eler. Kimisi bunu yıkar. Bir sürü işlemler var. Ama siz çayınızı bildiğiniz çaysa ne eleyin ne yıkayın. Onları yapmayın. Benim anlatayım. Bir de kabınız çok önemli. Porselen kaplarda daha güzel oluyor. Yani sadece toprak kaplarda daha güzel oluyor. Sadece porselen, üstü porselen olur, olsa. Olur. Altı alüminyum olur. Ya da başka alüminyum şey olmasın. Alüminyum olmasın. Bakır olsun, çinko olsun, onlara çelik olsun, onlara itirazım yok. Şimdi peki elektriklileri var artık bunların. İşte bunu böyle kaynatıyorsunuz, ondan sonra demliyorsunuz. Hayır, üstü de altı elektrikli, üstü cam. Cam olabilir. Olabilir ama porselen yani topraktan gelen şey de daha güzeldi. Yavaş demleniyor. Yavaş demlenmesi. Acele etmemek lazım. O çok önemli. Bir de suyunuz çok önemli Zeyda Hanım. Su evet, çok önemli. Suyunuzun kireçli olmaması lazım. Ne kadar çok suyu kaynatıp kirecini çöktürürseniz o kadar iyi. Bir de kaç kişilik demleyeceksiniz? Kişi başına göre mesela diyelim ki 5 kişilik 5 tane şöyle tatlı kaşığı koymanız lazım böyle. Bu kadar mı? Bir beş kişiye bu kadar. Bir kişiye bu kadar koymanız lazım dolu dolu. Biz bayağı koyuyoruz ama böyle o da. Ama işte o da çok kara olabiliyor, tadını tam almayabiliyor. Dolu mesela dolu bir tatlı. Mesela bundan kaç bardak çıkar? Bundan bir bardaklık bu. Bir bardaklık. Yok hocam, bir kişilik kaç bardak üç çıkar? 3 bardak içebilir bu. Bakın şimdi bardak yetmiyor. Şöyle yapacağız, müsaade ne edin. Yapacağız? Çayda demlemede ben bunu özellikle bu şekilde tavsiye ediyorum. Şimdi burada sıcak suyunuz var, sıcak suyunuz koydunuz. Bu tamam kaynadı. İyice eminsiniz kaynadığına. Esas güzel çay demlemeyi anlatıyorum. Sonra ne yapıyorsunuz? Bunu da üstündekine de ne yapıyorsunuz? Bazı çayı koyuyor üstüne gezdiriyorum. Ben onu yapmayın diyorum. Ben diyorum ki muhakkak şimdi şöyle yapalım. O çay azmış ya. Biraz suyumuz daha az, su lazım, biraz da aynen. Sıcak. Şöyle yapıverelim Zeyda Hanım. Şimdi burayı iyi dinleyiniz. Bu kaynadı. Onun altındakini de buna koyalım. Koyalım. Yine. Suyunuzu yok, koy. Yok, altına koyalım. Koyalım Zeydan. Şimdi altta sıcak su var. Tamam. Fokurdadı. O İyice fokurdaya sıcak ama suyu epey aldı. Bir fokurdasın vaktiniz varsa. Ha. İyice kireci çöz. Bir onu soracağım. Eğer çay ısınıyorsa, fokurduyorsa içindeki klor gidiyor demek mi bu? Evet, uçuyor. Ha, uçuyor çok yani. Çok önemli. Kireç de çözülmüş oluyor. Suyunuz daha güzel duru bir su oluyor. O yüzden çaydanlıklar kireç tutuyor. Evet, evet. Peki İyice kireci kurtarmak için ne yapacağız? Çaydanlıklardaki kireci kurtarmak için ne yapacağız? Şimdi isim veremiyorum da bir çözücü bir şeyler var. Yok, hiç gerek yok. Ne sakın yapacağız? Ha. Birazcık limon tuzu koyacaksınız içine. Limon tuzu bulamayı ben nereden bulacağım? İşte bu limonları koyup onunla beraber bir taşım kaynatınız. Göreceksiniz kaymak gibi olacak, tertemiz olacak. Aklınız peki, olsun. Peki, geldik çaya. Ha, şimdi altta burada, sıcak su. Daha çay yok sıcak, ortada. Üste de sıcak su koyduk. Ha. Şimdi kaç kişilik koyun? Diyelim ki 4 kişilik. Dolu peki. Dolu 4 tatlı kaşığı koyacaksınız Zeyda Hanım. Bir. Kendi kendine çökecek. Sakın başka işlem yapmayacağız. Öyle mi? Karıştırmıyoruz. Evet. Hiçbir şey yapmayacağız. Şu an altı açık mı? Yanıyor mu? İşte yanıyor tabii ya. Hep kaynıyor. Alttan üç, hep kaynıyor. 4. Şimdi bunu böyle bırakacağız Zeyda Hanım. Kapatacağız. O yavaş yavaş kendi çökecek. Ha. Kendi bırakacak özeni. Sakın üstten böyle pişire yapmayacaksınız. Ay nasıl güzel görünüyor. Bu bir usul, bir başka bir usul de anlatacağım size ama. Hocam ben bunu Karadeniz'de duydum. Bunun adına soğuk çay demleme diyorlar. Soğuk çay demleme o değil. Aa, bir dakika, o bambaşka. Soğuk, anlatalım tamam, ha. O onu bambaşka. Da söyleyelim. O bambaşka Zeyda Hanım. Onda. Şimdi anlatalım o da şöyle. Alttaki de soğuk, üstteki de soğuk. Ha, alttan koydunuz, başlıyor kaynamaya. Çayı koydunuz. Bunun buharıyla bu kaynamaya başlıyor, ondan sonra alıyor içine. O da soğuk demlem. O uzun süreli, uzun sürede olması gerekiyor. 24 saat tadı değişmez. Doğru ama, bu da ona yakın, bunu da yapabilirsiniz. Bak nasıl o çok daha yavaş yavaş olan bir çay. Bunu yapacaksın. Benim size söylemem şu ki ne eleğiniz, ne ıslatınız, ne de üstüne böyle pişiriniz. Onu yapmayınız. Peki. Bu şekilde yaptığınız çayınız çok.